Gel. Hünkârım. Söyle Hacı. Mısır valiniz Hasan Paşa geldiler. Zeyuş Paşa sarayında misafir ediyoruz. Münasip bir vakitte huzurunuza çıkmak isterler. Beklesin. Boşanma emrinden haberdar mı? Hümaşa Sultanımız bahsetmişler. Hünkârım. Neden geldin peşimden? Neden tehlikeye attın kendini? Sen bizi bırakınca çok korktum. Seni kaybedeceğim sandım. Aşkımızı terk ettiğini. Artık ben ve evlatlarım sana umut veremediğini, teselli olamadığını düşündüm. Artık ne validem var, ne de derviş. Sen varsın bir tek. Ve evlatlarım. Benim sığınacak tek limanım sensin. Yegane tesellim sensin. Bizi bir daha bırakma. Beni terk etme ne olur. Sen gökyüzümden çekilince Ahmet. Yıldızım da ışığım da kayboluyor. Öyle bir karanlığa düşüyorum. İrademdir Zülfikar. Safiye Sultan Kız Kulesi'nden çıkarılsın. Eski saraya dönsün. Hünkârım. Tecrit hayatı devam edecek. Eski saraydan dışarı adımını dahi atamaz. Madem kalan ömrünü bir sultan gibi tüketmek istiyor. Bırakalım öyle olsun. İnşallah bu lütfunuza layık olmayabilirler. Safiye Sultan eski saraya vardılar hünkârım. Size minnettar olduklarını söylediler. Etrafını iyice kuşat Zülfikar. En ufak hatasına tahammülüm yok bilesin. Mısır valiniz Hasan Paşa geldiler. Huzura kabul beklerler. Hünkârım. Yaklaş Hasan Paşa. Kahire'deki kullarım nasıl? Her şey yolunda mı? Kullarınız sahnize duacı hünkârım. Çok şükür. Ahalinin bir şikayeti olsa çoktan işitirdiniz zaten. İzin almadan geldiğine göre mesele mühim olsa gerek Hasan Paşa. İznim var hünkârım. Derviş Paşa bizzat yazdılar. Lakin paşamız rahmetli olunca...
Hümaşa Sultan'la boşanma emrin çıktı. Mevzu bu ise o bahis kapandı. Cüretim mazur görün hünkârım. Zannediyorum bir yanlış anlaşılma olmuş. Hümaşa Sultanımız beni sever. Hürmet ederler. Saadetimiz herkesin dilinde. Onun da gönlü razı değil boşanmamıza. Bunu bir de Hümaşa Sultan'dan duymalıyım Hasan Paşa. O da senin gibi düşünüyorsa ne âlâ. Birlikte dönersiniz. Aksi takdirde boşanma emri bakidir. Sultanımız sizinle konuşacak hünkârım. Süleymaniye gibi büyük bir cami külliyesi yaptırmak istiyorum Zülfikar. Ardımda benden de bir imaret. Dini İslam'a ve müminlerine güzide bir mabet kalsın. Öyle ki yüzyıllar sonra gelenler bile hayır dualarını esirgemesinler. Mimarbaşınız Sedefkar Mehmet Ağa nicedir çalışıyor hünkârım. Arzu ederseniz münasip bir vakit gelsin. Gelsin. Bakalım neler yapmış, neler çizmiş. Sizi sükutu hayale uğratacağını sanmam mümkün. Ne de olsa Mimar Sinan'ın tedrisatından geçmiş kıymetli bir zat. Hünkârım. Kuyucu Murat Paşa'mız birkaç hafta içinde celallerin üstüne büyük bir sefere çıkacak. Müsaadeniz olursa ben de katılmak isterim. Gönlümden geçen payitahtta. Yanımda olman İskender. Sizin yanınızda olmak şereflerin en büyüğü. Siz nasıl takdir ederseniz. Gel. Hünkârım, Vezir-i Azam Hazretleri geldiler. İçeri al. Hünkârım. Hayrola Murat Paşa. Nasıl söylesem, bir tahkikat neticesinde bazı isimlere ve malumata nail oldum. Safiye Sultan'ın iktidarının son neferleri. Tespit edemediğimiz isimler. Maşallah, maşallah. Yok, yok. Onlarca kişiyi ayıklamamıza rağmen bunlar kendilerini gizlemeyi becerebilmişler. Kimseye acımak yok Murat Paşa. Hepsinden kurtulun. Hepsinden. Merak etmeyin. Çoktan harekete geçtim. Gizli bir hazinesi daha varmış büyük çarşıda. Onu da ele geçirdik. Artık hiç kimse kudretinizi gölgeleyemeyecek hünkârım. Kapı kulu ordunuz iki hafta içinde toplanacak hünkârım. Nihayet celalilerin üzerine yürüme vakti geldi. İtimadım tam Murat Paşa. Hanedanı Ali Osman'a ihanet eden, isyan eden herkes cezasını çeksin. Gel. Hünkârım, Mimarbaşı Sedefkar Mehmet Ağa geldiler. Gelsin. Beni emretmişsiniz hünkârım. Gel Sedefkar Ağa. Camimle alakalı neler yaptın, neler çizdin görmek isterim. Epeydir üzerinde çalışıyorum hünkârım. İnşallah beğenirsiniz.
Öyle haşmetli bir mabet ve külliye olacak ki doğudan ve batıdan müminler, gezginler akın akın İstanbul'a gelecek onu görmek için. Hünkârım, hayli muhteşem olacak belli. Lakin malumunuz üzere böyle bir cami yaptırabilmeniz için evvela büyük bir zaferinizin olması adettendir. İstikbalde nice zaferlerim olacak Murat Paşa. Onlardan birini atfedilir. Af buyurun hünkârım. Gözden kaçmış galiba. Burada 6 tane minare var. Ben öyle olsun istedim Kazasker Efendi. Camimde 6 minare olacak. Nasıl olur? Kabe'deki caminin de 6 minaresi var. Teamüllere göre eşit ya da daha fazla olamaz. O vakit Kabe'ye 1 minare daha yaptırırım. Orası 7 olur. Peki nereye yapılacak? Aklınızda bir yer var mı? Payitahtın tam kalbine Murat Paşa. At meydanına, Ayasofya'nın karşısına. Bahsettiğiniz mevkide saraylar, konaklar var. Usulünce istimlak eder sonra yıkarız paşa. Zira camim oldukça geniş bir araziye yapılacak. Önünde de ismimle anılacak, eşi benzeri görülmemiş bir meydan olacak. Sultan Ahmet Meydanı. Hünkâr. Affedin hünkârım, affedin. Biri gafil, biri haddini bilmez köpek. Bir sultana el kaldırmanın ne demek olduğunu göstereceğim sana. Kaldırın şunu. Affedin hünkârım, kendim de değildim. Hala konuşuyor, yıkıl karşımda. Bilmediğin şeyler var hünkârım. Hünkârım, destursuz girdiğim için affedin. Lakin konuşmamız gerekenler var. Söyle. Hasan Paşa'nın bir kabahati yok. Bütün kabahat benimdir. Çok üstüne gittim. Boşanmak da istemiyorum. Müsaadeniz olursa Mısır'a dönmem herkes için en hayırlısı olacak. Siz kurtardınız öyle değil mi? Elbette paşam. Başka kim olacak? Artık zannediyorum her şey yolundadır Hasan Paşa'm. İnşallah sultanım. İnşallah. Burada olmaktan memnundunuz. Ne oldu da bir anda Mısır'a dönmeye karar verdiniz sultanım? Sizi tehdit mi etti bu gafil? Hayır. İtiraf etmesi çok güç. Yıllar sonra saraya dönünce burada olmak gözlerimi kamaştırdı. Acele karar vermişim. Affedin beni.
Mısır'a döneyim. Zevcim. Arzunuz buysa elbette. Doğumdan sonra şehzadeleri alır Edirne Sarayı'na gideriz. Yazı orada geçirelim. Ne güzel olur. Çok isterim. Bu arada Hümaşa Sultan Mısır'a dönmek istedi. Ben de üzerine varmadım. Belli ki kıyamadı sevcine. O gittiğine göre bundan böyle haremi sen idare edeceksin. Ahmet. Beni çok mutlu etti. Büyük bir onur. Güzel. Rehberim. Yol gösterenim. Baharım benim. Güneşim. Ayım. Nice kez türlü beladan kurtardın hanedanı. Bana, evlatlarıma siper ettin kendini. Haremim sana emanet. Valide Sultan Dairesi'ne de geçebilirsin. Senin hakkın.